Merhaba, artı eksi 7 Londra'ya hoş geldiniz. Ulusal Sağlık Servisi bünyesinde kontratlı olarak çalışan 45 bin doktor, ücret ve çalışma koşullarını yeniden düzenleyen kontrat dayatmasına karşı başlattıkları mücadeleyi grevle devam ettirecek. İngiliz Tabipler Birliği'ne üye 30 bin doktor, şimdiye kadar yaptıkları eylem, gösteri ve toplantıları dikkate almayan Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın dayatmalarına karşı grev oylaması başlattı. Ücretlerini düşürecek, çalışma saatlerini artıracak ve esnekleştirecek olan kontrat dayatmasına karşı gerçekleştirilecek 3 günlük grevin ilki 1 Aralık'ta hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı'nın kararlarında ısrar etmesi halinde ise 8 ve 16 Aralık'ta 24 saatlik 2 grev daha gerçekleştirecek. Dayatılan kontratın doktorlar ve hastalar üzerindeki etkilerini ve greve ilişkin gelişmeleri ilk grevin ardından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Artı eksi 7 Londra başlıyor. İyi seyirler. Silvan ile dayanışmak için Londra'da hangi eylem gerçekleştirildi? Sendikaların parlamento önünde düzenlediği gösterilerin hedefinde kimler vardı? İngiltere'nin mültecilere kapılarını açması talebi hangi etkinliklerde ve kimler tarafından dile getirildi? Londra'da yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türklerin sağlık sorunlarına hangi kurum derman oluyor? Açık Gazete'nin editörü Faruk Eskioğlu, Profesör Doktor Erol Parlak ile hangi konuları değerlendirdi? Bunlar ve daha fazlası az sonra Artı Eksi 7 Londra'da. Askeri abluka altına alınan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan Silvan halkıyla dayanışmak için ablukanın 10. gününde Londra'da bir gösteri düzenlendi. AK Parti hükümetinin hukuku ayaklar altına alan uygulamalarının protesto edildiği gösteride uygulamalarıyla giderek IŞİD'e benzeyen AKP iktidarına karşı mücadele eden Kürt halkıyla dayanışma çağrısı yapıldı. Britanya Demokratik Güç Birliği'nin çağrısıyla AKP iktidarının Silvan'da uyguladığı sokağa çıkma yasağı ve 7 Haziran'ın ardından Kürt halkı üzerinde süreklileşen baskı ve şiddet politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösteri Trafalgar Meydanı'nın yanı başındaki Ulusal Sanat Galerisi önünde gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasağının 10. günü olan 12 Kasım Perşembe akşamı düzenlenen protesto boyunca Silvan halkına reva görülen uygulama, şiddet ve baskılar karşısındaki öfke sloganlarla dile getirilerek AKP'den ellerini Silvan'dan çekmesi talep edildi. İngiltere kamuoyunu bilgilendirmek için gösteri boyunca Türk askerleri Kürt şehirlerini bombalıyor ve sivilleri öldürüyor pankartı açan göstericiler çok sayıda el ilanı ve bildiri de dağıttı. Eylemde sık sık sessizliğiniz Kürt halkını öldürüyor sloganı da atılarak kamuoyundan İngiltere ve Türk hükümetleri üzerinde baskı oluşturulması çağrıları yapıldı. Protestoda son birkaç gün içinde Sur'da yaşanan baskılara tanıklık etmiş bir gösterici izlenimlerini paylaşarak yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. Batı'nın yaşanan gelişmeleri görmezden geldiğine de vurgu yapan Kava, İngiltere hükümeti adım atıncaya kadar protesto ve baskıların devam ettirilmesinin Silvan ve aynı uygulamalara maruz kalan il ve ilçe halkları açısından hayati önemde olduğunu ifade etti. Günün her saati yerli ve yabancı turistlerin eksik olmadığı Ulusal Sanat Galerisi önünde yapılan protestoya turistler de büyük ilgi gösterdi. Britanya Demokratik Güç Birliği'nin kaleme aldığı basın açıklaması da gösteride okunarak 24 Temmuz'dan beri hükümetin Kürtlere yönelik arttırarak devam ettiği saldırılara dikkat çekildi. 1 Haziran'da tek başına iktidarı sağlayamayan AKP ve Erdoğan'ın 1 Kasım seçimlerini baskı ve savaş ortamında gerçekleştirdiğinin de vurgulandığı basın açıklamasında son 10 gün içinde yaşanan ölümlere ve hayatı felç eden uygulamalara yer verildi.
Kürt halkının öz yönetim talebinin yeni saldırılarla bastırılmaya çalışıldığının ifade edildiği basın açıklamasında, Kürt halkının öldürülmesine daha fazla seyirci kalınmaması ve dayanışma içerisinde olunması çağrısı yapıldı. Öfke ve tepkinin sürekli olarak haykırıldığı protestoda, Barış Bloku'nun uluslararası dayanışma için kaleme aldığı çağrı da okundu. Demokratik Güç Birliği bileşenlerinin Silvan halkı ile dayanışmak için gerçekleştirdiği gösteriyle eş zamanlı olarak Başbakanlık konutu karşısında mülteciler ile dayanışmak için düzenlenen eylemle birleşerek taleplerin ortaklaştırılması kararını alan göstericiler Trafalgar Meydanı'ndan Başbakanlık konutuna kadar bir yürüyüşle gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca sloganlarla dile getirdikleri tepkilerle kamuoyunu bilgilendirmeye devam eden korteji, Başbakanlık konutu önünde mültecilerle dayanışmak için gösteri yapan ırkçılık karşıtları alkış ve coşkuyla karşıladı. Silvan'da yaşanan gelişmelere ilişkin bir bilgilendirmenin de yapıldığı ortak gösteride Barış Bloku'nun çağrısı da okundu. Silvan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kesintisiz olarak devam eden insan avına dikkat çekilen açıklamada, önümüzdeki hafta Türkiye'de gerçekleştirilecek G20 zirvesine katılacak ülkelerin halklarına hükümetleri üzerinde baskı oluşturması çağrısı yapıldı. Avrupa hükümetlerinin göçmen akışını sınırlaması karşılığında Türkiye hükümetinin baskılarına, göz yumduklarına da vurgu yapılan metinde, uluslararası gözlemcilerin bölgeye girişinin sağlanabilmesi ve şiddetin bir an önce son bulması için Dışişleri Bakanlığı üzerinde baskı oluşturulması çağrısı da yapıldı. İngiltere'de bir kez daha tek başına iktidar olan Muhafazakar Parti, sendikalara yönelik saldırılarını Margaret Thatcher'ın bıraktığı yerden devam ettiriyor. Son 5 yıldan beri uyguladığı kemer sıkma politikalarıyla kazanılmış hakları bir bir budayan Muhafazakar Parti, bu politikalarına karşı mücadeleyi engellemek için de yeni bir yasayla grev kararının alınmasını ve uygulanmasını yeni şartlara bağlıyor. İşçi ve emekçilerin hak alma mücadelesinde en önemli araçlardan biri olan grevin, İngiltere'de yeni şartlara bağlanmasını içeren tasarı, Avam Kamerası'nda onaylanarak Lordlar Kamerası'nda gönderildi. Tasarının, İngiltere'nin emek ve sendikal hareketine yönelik en gaddar saldırıları içerdiğinin farkında olan sendikacılar ve mücadeleci kesimlerin temsilcileri, yasayı tanımayacaklarını parlamento önünde yaptıkları gösteride de dile getirdiler. İngiltere'de grev hakkını yeni koşullara bağlayacak antisendikal tasarı, parlamentoda 3. ve son kez görüşüldüğü 10 Kasım akşamı bir kez daha protesto edildi. Aralarında İngiltere'nin en mücadeleci sendikaları olan Demir ve Deniz Yolu Taşımacılık İşçileri Sendikası RMT, Kamu ve Ticari Sektör Sendikası PCS, Ceza ve İnfaz Koruma Memurları Sendikası POI'nin düzenlediği protestoya kampanya grupları da destek verdi. Tasarının Avam Kamerası'nda görüşüldüğü saatlerde başlayan protesto, oylamanın yapıldığı saate kadar devam ettirildi. Oylama başlamadan önce protestoya destek vermek için görüşmelerden çıkan İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell ve Yeşiller Partisi Milletvekili Carolina Lucas, parlamentoda yapılan tartışmaya ve partilerin tutumuna ilişkin bilgilendirme yaptılar. İşçi Partisi'nin yasada değişiklik yapılması için verdiği 3 önerinin de kabul edilmediğini dile getiren John McDonnell, Muhafazakar Parti'nin yasayı çıkarmakta kararlı olduğunu ve hiçbir itirazı dikkate almadığını ifade etti. McDonnell,
Yasanın muhafazakarların ellerine geçirdikleri fırsatı kullanarak İngiltere'de sendikaları ezmek için çıkartıldığına vurgu yaptı. Hükümetin uygulamakta ısrar ettiği kemer sıkma politikalarına karşı en büyük direnişi gösteren sendikaları etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirten McDonnell, muhafazakarların sistematik olarak sosyal devleti ortadan kaldırmaya çalıştığına dikkat çekti. Tasarının yasalaşmasını önlemek için verdikleri mücadeleyi, tasarının Lordlar Kamarası'ndaki görüşme sürecinde de devam ettireceklerini ifade eden McDonnell, yasanın çıkması durumunda ise sendikalar arasındaki dayanışmanın hayati önem kazanacağını da dile getirdi. But above all else, it needs solidarity. Solidarity, brothers and sisters. Yasanın demokrasi söyleminin arkasına gizlenmeye çalışıldığına vurgu yapan Caroline Lucas ise demokrasinin D'sinin bile yer almadığı yasanın seçmenlerin sadece %24'ünün oyunu almış bir hükümet tarafından çıkartılmış olmasından dolayı kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ceza ve İnfaz Koruma Memurları Sendikası POA'in Genel Sekreteri Steve Gillian ise protestoda yaptığı konuşmada hükümete hiçbir yasanın mücadeleyi engellemeye yetmeyeceği uyarısında bulundu. Gillian, grev hakkı yasaklanan Ceza ve İnfaz Koruma Memurları'nın bu yasağı tanımadığını pratiğiyle ortaya koyduğunu hatırlattı. Sendikaların varlık koşullarını yok edecek bu yasayı etkisiz hale getirme sorumluluğu ile karşı karşıya olduklarını belirten Gillian, hiç kimsenin bu sorumluluktan kaçmaya çalışmasına müsaade etmeyeceklerini de ifade etti. We are the last bastion of trade unions that must stand up for workers' rights. If we don't get up and organize, the tyrants will try to use these laws to break us. We have to be prepared to break them and to break the law. We have been faced with what is nothing less than an unremitting class war carried out on us by the Tories. We all come out together, we call a general strike. Whether that's a rolling number of strikes to build for one big strike. Çok sayıda sendikacının da konuşma yaptığı protestoda yasanın işçilerin örgütlü gücünden duyulan korkudan kaynaklandığına ve greve çıkanların kriminalize edilerek sendikal hareketin yok edilmeye çalışıldığına dikkat çekildi. İngiltere hükümetinin Avrupa kapılarına dayanan göçmenlerin İngiltere'ye gelmelerini engelleyen politika ve tutumunu değiştirmesi için baskı kurmaya çalışan muhalefet ve kampanya gruplarının çalışmaları devam ediyor. 12 Eylül'de İngiltere tarihinin en büyük gösterilerinden birini gerçekleştirerek hükümete kapıları açın çağrısı yapan kesimler taleplerini kitlesel olarak düzenledikleri bir toplantıyla yinelediler. The politics of me not we are over to show that there is a real political alternative. İşçi Partisi lideri sıfatıyla ilk konuşmasını mültecilere kapıların açılması talebiyle gerçekleştiren yürüyüşte yapan Jeremy Corbyn, ırkçılığa karşı ayağa kalk kampanya grubunun aynı taleple düzenlediği toplantıya da katıldı. Londra'nın merkezi belediyelerinden biri olan Camden'da 4 Kasım akşamı düzenlenen toplantıda konuşan Corbyn, askeri dış politikası ile mülteciliğe yol açan İngiltere'nin mültecilere insanlık elini uzatmakla yükümlü olduğunu ifade etti. Because of a society that doesn't care about them. That is what we achieved on September the 12th, and I'm very grateful to all those that took part in that campaign. Tarihin şimdiye kadar tanıklık etmediği sayıda insanın yerini ve yurdunu terk etmek zorunda kalmasından dolayı küresel ölçekte bir insanlık krizi yaşandığına vurgu yapan Corbyn, mültecilerin içinde bulunduğu durumun 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın sonrasında yaşanan durumdan daha kötü olduğunu ifade etti.
Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan ve Kuzey Afrika'dan hayatlarını kurtarabilmek için kaçan insanların sonu gelmeyen savaşların kurbanı olduğuna vurgu yapan Corbyn, kaçmaktan başka bir seçeneği olmayan bu insanlara kucak açılmasını talep etti. İşgallerin, bombardımanların ve kara hareketlerinin hiçbir sorunu çözmeyeceğini dile getiren Corbyn'in, tüm savaşların derhal sona erdirilmesi çağrısı alkışlarla karşılandı. Corbyn, mülteciliğin ancak dünyada yaşanan eşitsizliklerin giderilmesi, felakete yol açan politikalardan ve savaşlardan vazgeçilmesi ile önlenebileceğini de dile getirdi. Hükümetin sadece 20 bin mülteciyi kabul etme kararını bir kez daha eleştiren Corbyn, İngiltere'nin çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede olduğunu belirterek, insana değer veren anlayışın bir parçası olmaya devam ederek, İngiltere'nin yükümlülüğünü yerine getirmesi için mücadele edecekleri sözünü de verdi. We are able to accommodate those people. We are able to let them come to this country to live, to contribute, to develop and to... In Libya, in Iraq and across the Middle East. Gölge, Uluslararası Kalkınma Bakanı İşçi Partisi Milletvekili Diana Abbott ise konuşmasında, mültecileri ekonomik göçmen gibi kategorilere ayırmaya çalışanların, neden oldukları ekonomik istikrarsızlığı ve yoksulluğu gizlemeye çalıştıklarına da dikkat çekti. Or is it just a common humanity as opposed to a failure of imagination? Yeşiller Partisi'nin başkan yardımcısı Şahrar Ali, göz yumulan ölümlerle Akdeniz'in bir açık mezar haline geldiğini ifade ederken, Liberal Demokrat Partili Barones Şahanan ise hükümetin aldığı kararı geç, yetersiz ve orantısız olarak tanımladı. Savaş karşıtı koalisyonun kurucu üyesi Lindsey German, Avrupa hükümetlerini göçmenleri günah keçisi olarak göstermelerinden dolayı eleştirirken, Robbie Lee Vox, mültecilerin yüz yüze kaldığı uygulamanın 2. Dünya Savaşı döneminde Nazilerden kaçan Yahudilerin durumuna benzediğini ifade etti. Lee, o dönem Yahudi karşıtı yayın yapan Daily Mail gibi gazetelerin şimdi aynı retoriği mülteciler için tekrarladığını da dile getirdi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne ulaşan mülteciler için kapıları açarak, payına düşen sayıda mülteciyi kabul etmesi için çalışmalarını devam ettiren kampanya grupları, hafta içi Başbakanlık önünde bir gösteri de yaptı. David Cameron, Londra'da yaşayan Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumlarının sağlık ve sosyal alanlarında ihtiyaç duydukları servis ve hizmetleri karşılamak için 1991 yılında kurulan Derman, hizmetlerini 24 yılın tecrübesiyle devam ettiriyor. Yıl içinde binlerce kişinin ihtiyacı olan sağlık hizmeti almasına yardımcı olan Derman, geçtiğimiz Cuma günü yıllık olağan kongresini yöneticileri ve servis kullanıcılarının katılımıyla gerçekleştirdi. Kongrenin açılışında Derman'ın Genel Müdürü Nursel Taş, bir yıl boyunca verdikleri servis ve hizmetlere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Sağlık danışmanlığının yanı sıra ruh sağlığını geliştirme ve destekleme, konuşma ile terapi, sosyal haklar, aile içi şiddet gören kadınlara destek ve danışmanlık ile sağlık ve iyileştirme servislerinden yararlananlara dair istatistiki bilgi veren Taş, servislere talebin giderek arttığına da dikkat çekti. Taş, servislerinden yararlananların ezici çoğunluğunun dar gelirliler olmasından dolayı
dermanın hükümetin son dönemlerde uyguladığı kemer sıkma politikalarının etkilerini tespit etmek için yaptığı araştırmanın bulgularını da paylaştı. Araştırmanın katılımcılardan %75'inin kesintilerden etkilendiğini ortaya koyduğunu açıklayan Taş, daha fazla yoksullaşmaya yol açan bu etkilenmenin stres, kaygı, ruhsal bozukluklar ve aile içi şiddet gibi sorunlara yol açtığı bilgisini de paylaştı. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bugün Derman'ın 24. Genel Kurulu'nu yaptık. Yani Derman 1991'den beri Kürt Kıbrıs'ı Türk halkına hizmet vermektedir. Bu bizim için 24 yıldır bütün zorluklara rağmen ayakta olabilmemiz çok büyük bir başarı. Aslında eskiden vermiş olduğumuz bazı servislerimizi mali kaynakların kesilmesi nedeniyle kaybettik. Yani bu son 3-4 yıldır yaşanan genel ekonomik krizle birlikte biz de çok etkilendik. Ama hala ayaktayız. Yani bu ayakta durmamızın nedeni gerçekten Derman'da çalışan arkadaşlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin çok özverili çalışmalarıyla ve diğer gönüllülük kuruluşlarla ortak işbirliği halinde olmamız ve gerçekten yaptığımız servis kullanıcılarının da bizi desteklemiş olması nedeniyle bu servisleri bir şekilde hala devam ettirebiliyoruz. Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumları açısından ve genel olarak Hakney'de Derman'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Derman, Türk ve Kürt toplumları açısından hayati önemde. Bu sadece servis verdiğimiz toplumla aynı dili konuştuğumuz için değil. Aynı zamanda hayatın, yaşamın kültürel boyutunu anlamak açısından da önemli. Bu nedenle Derman'ın varlığı önemli. Küçük bir kurum. Ama devletin resmi kurumları ve büyük örgütlerin ulaşamayacağı kesimlere ulaşabilmeyi başarmakta. Yönetim kurulunun faaliyet raporunun ardından katılımcılara şeker hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapılarak alınacak önlemler ve hasta olanlara tavsiyelerde de bulunuldu. Çoğunlukla Derman'ın servisleri mahalle doktorları üzerinden gittiği için benim işte öyle. Yani değişik Hakney bölgesindeki mahalle doktorlarının bazılarında yüz yüze görüşerek, randevular yaparak servisi ulaştırmaya çalışıyoruz Türkçe, Kürtçe konuşan toplumumuza. Evet, bizde en ağırlıklı servislerimizden biri ruh sağlığı servisimiz. 20 yılı aşkın onun üzeri bir zaman içerisinde çeşitli alanlarda servis verdik ve counseling en belirgin servislerimizden biri. Kısa dönemli servisler sunuyoruz ve bunu Türkiye'li insanlarımıza sunuyoruz ama Hakney'de yaşayanlar ağırlıkta sunuyoruz. Aslında çok çok büyük Derman'ın toplumumuza faydası var. Çünkü profesyonel olarak çeviri yapıyor. Toplumumuzda görüyorum bazı insanlarımız mesela küçücük çocuğunu alıyor götürüyor. Oysa sağlık konusu o kadar da basit değil yani. Çocuğun çevirdiği kadar hiç yeterli değil yani. Bence bu epeyce süre devam etmesi gereken bir proje. İnşallah çok çok daha uzun yıllar devam edeceğini diliyorum ben. Derman'ın kurucularından ve ilk genel müdürü olan Yıldız Biray Çulfaz'ın vefatının ardından gerçekleştirilen ilk kongrede Yıldız Biray Çulfaz da anıldı. Açık Gazete'nin editörü Faruk Eskioğlu bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Erol Parlak'ı konuk ediyor. Eskioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi ve King's College'in İngiltere'de yaşayan Türkiyelilerin kültürel ve sanatsal durumlarının tespiti ve yapılması gerekenler üzerine ortak araştırma projesi kapsamında Londra'da bulunan Erol Parlak ile geleneksel müziğin sorunlarını ve İngiltere'deki toplumun durumuna ilişkin müzikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Merhaba sayın seyirciler. Bu haftaki konuğumuz kendi dalında bir ekol olan, marka olan sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Erol Parlak. Hoş geldiniz Erol Hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Sayın seyirciler, Profesör Doktor Erol Parlak, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi.
İTÜ King's College arasındaki İngiltere'de yaşayan Türkiyelilerin kültürel ve sanatsal durumlarının tespiti ve yapılması gerekenler üzerine 9 ay sürecek bir alan araştırma projesi kapsamında Londra'da bulunuyor. Parlak sanatçı ve akademisyen olarak yaklaşık 25 yıldır ulusal ve uluslararası alanda birçok projede yer aldı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde alan çalışmalarında bulundu. Bağlama çalış teknikleri, saz ve ses tavırları konusunda araştırmalar, incelemeler yaptı. 1000 kadar halk ezgisi derledi. Köln, Berlin, Strasbourg Philharmonie, Paris, Theater de Lille, Rotterdam, Londra'da St. James Church gibi dünyanın önemli birçok sahnesinde konserler verdi. 7 salo, 3 instrumental ve 5 karma olmak üzere 15 müzik albümü yayımladı. Sayın Profesör Doktor Erol Parlak'ın Erol Parlak Bağlama Okulu Parmak Tekniği Şelpe için Sistematik Kılavuz Akustik Müzik Books Almanya'da yayınlanmış 2011'de. Ve son çalışması Garip Bülbül Neşet Ertaş 2013'te yayınlanmış Demos Yayınları tarafından çalışmaları bulunuyor. Hocam öncelikle size geleneksel müziğin devlet politikaları nedeniyle şehre yansımasında özünden koparılarak kurumsal yapılara taşındığını biliyoruz. Geleneksel müziğin yeni sorunları nelerdir? Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için programınızda olmaktan dolayı. Son derece mutluyum. Londra'da ilk kez bir programa katılıyorum. Bu vesileyle de bizi izleyen bütün izleyicilerimize buradan sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Evet, müziğimizin sorunları aslında biraz dünyanın sorunlarından bağımsız düşünülemiyor. Malum böyle büyük bir küresel bir güç var. Kapitalizmle de örtüştü. Yaklaşık 250 yıldır bütün dünyayı tehdit ediyor. Bütün yerel dinamikleri ortadan kaldırarak merkezden onun yerine kendi ürettiğini rahatlıkla pazarlayabileceği bir pazara dönüştürme çabası içerisinde. Ama bizim coğrafyamızdan itibaren de doğuya doğru gittikçe çok güçlü geleneklerin olduğu, köklü tarihin, köklü uzantılarının olduğu bir coğrafyalar silsilesi var. Buralarda da büyük bir direnç var. Aynısı bizim coğrafyamızda da yürüyor. Kültürümüz çok eski, çok derinlere dayanıyor, çok köklü, çok zengin. Biz de vazgeçmek istemiyoruz bütün bu tehdite rağmen. Birçok sorunu var ama temel sorun aslında bu. Yeni sorun da belki bu. Epey bir zamandan bu yana sanatın kendini ifade edebileceği alanlar ortalıktan birer birer kaldırılmaya başlandı. Yani bizler geçmişte az evvel saydığınız o birçok salona, yurt içinde de birçok salona her yıl defalarca çıkmamıza rağmen şimdilerde yavaş yavaş buralardan da azalmaya başladı. Yani sanatın yaşam alanları birer birer yok edilmeye başlandı. Evet hocam, ne yazık ki küreselleşme bütün renkleri solduruyor. Hocam siz ustalık kültüründen gelen aynı zamanda bir akademisyensiniz. Bu ekolün başta gelen temsilcilerinden birisi olarak gençlerin geleneksel müziğe yaklaşımı, ilgisi nedir? Bu geleneksel müziğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani bu saydığım şeyden bağımsız değil tabii ki. Sonuçta insanlar uğraşlarıyla eğer meslek edindiği noktada hayatlarını kazanamıyorlarsa onu terk ediyorlar. Terk etmek zorunda kalıyorlar. Bizim gençlerimiz son derece özveriyle, çabayla yöneliyorlar sanata. Büyük bir gönülle yöneliyorlar. Bundan da hiç vazgeçmek niyetleri yok. Ama dediğim gibi yaşam alanları az olduğu için de son dönemlerde ister istemez bir azalma oldu. Fakat saz çalan sayısında azalma olmuyor. Yani meslek tercihinde bir azalma oldu. Çünkü belli mekanlarda artık türküler seslendirilebilmeye başlandı. Bunun sanatın gelişimine, aktarılmasına belli bir olumsuz katkısı var. Bir de sanatımızın yozlaşması noktasında bir olumsuz etkisi oluyor. İster istemez sanat icra edilen mekanların havası, atmosferi, oraya gelen insanımızın artık bu güncelden etkilenen insanımızın havası nedeniyle
yaklaşım nedeniyle sanatta bir olumsuz etkilenme var. Ama buna rağmen gençlerimiz dediğim gibi son derece içtenlikle, özveriyle, çabayla bu sanatı omuzlamışlar durumdalar. O yükü götürüyorlar. Peki hocam, Londra'da 9 ay kalacaksınız. Aslında Londra'ya çok gelip gittiniz, konserler de verdiniz. Bizim topluma ilişkin gözlemleriniz nedir? Şimdi Londra'daki toplumumuz aslında Avrupa'daki toplumumuzdan çok da farklı değil. Yani yurt dışına daha geç intikal etmiş, neredeyse Avrupa'daki toplumun yarısı süresinde intikal etmiş bir durumda olmasına durumda. Bu nedenle de işte Avrupa'daki insanımızın yaşadığı şeyleri adım adım o da, onun da yaşadığı burada gözlemleniyor. Avrupa'daki insanımız işte köylerinden kalktı geldi, gönderildi. Belki çoğu kendi yaşadığı kenti bile görmeden buraya gönderildi. Ki benim babam da o şekilde gelmişti. Ben de bir işçi çocuğuyum. O yüzden ta başından itibaren bu süreci takip etme olanağım oldu. İnsanların tek kaygısı vardı. Ekmeğini kazanabilmek, kendi varlığını sürdürebilmek, maneviyatını sürdürebilmek. Böyle olunca kapandılar, içe kapandılar. Bir an evvel kazanıp gidelim dönelim falan dediler. Yıllar yıllar geçti. Sonra ikinci kuşaklar, üçüncü kuşaklar derken dönemediler de. Doğrusu ülkemizden de, Türkiye'den de onlara bir sahipleniş de olmadı. Onların ihtiyaçlarına yönelik bir adım da atılmadı çokça. Hal böyle olunca kendi içine kapanık, bir şey talep etmeyen, belki talep etme hakkı olduğunu bile bilmeyen bir topluluk gelişti. Ama şimdi Avrupa'da bu kırıldı. Yani artık üçüncü kuşaktan sonra dil problemi olmayan, hatta meclise giren politikacılar var. Çok öne çıkmış politikacılar da olmaya başladı. Kendi sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarına yönelik taleplerini yavaş yavaş seslendirmeye başladılar. İşte o noktada da bizler o işin içinde olduk. Türkiye'de kendi kurumumuzla, benim görev yaptığım İstanbul Teknik Üniversitesi Lokomotif olmak üzere başta, Almanya'da Humboldt Üniversitesi ile birlikte projeler geliştirildi, sempozyumlar yapıldı. Orada bu kültürün üniversitelerde temsil edilmesi noktasında güçlü adımlar atıldı ve şu anda da başladı. İşte Londra merkezli, İngiltere biraz geriden geliyor. Aynı adımların burada da ben yavaş yavaş atılabileceğini görüyorum. Zaten atılacaktır da, yani bu şeyin doğası gereği. Ne yapılabilir? Yalnız Londra'da? İşte burada henüz yapılmış bir çalışma yok. Yani nedir ne değildir bir durum tespitine yönelik bir çalışma yok. O yüzden ben bir durum tespiti olsun diye bu 9 aylık projeyi kendi üniversiteme sundum ve buradaki King's College ile birlikte, müşterek partnerimizle birlikte burada yürüteceğiz. Buradaki projenin diğer yürütücüsü Profesör Martin Stokes arkadaşımız. Eğer izliyorsa buradan sevgilerimi iletiyorum kendisine. Bu 9 ay içerisinde nedir, ne değildir, durum nedir öncelikle, neler yapılabilir, Avrupa'dan farklı nedir, ne olabilir gibi bunu anlamaya çalışacağız. Bunun sonrasında da artık diğer adımlar herhalde zaman içerisinde gelecektir. Hocam çok teşekkür ederim. Son sorumda seyircilerimiz için ne çalacaksınız? Evet, çok teşekkür ederim. Tabii geldik şimdi bir şey sunmadan olmaz. Birbirine bağlı iki eser. İlk eser Lütfü Gültekin üstadımızın Aşık Fedai'nin sözlerinden havalandırdığı bir deyiş. İkincisi de Nacizane Bendeniz'in işte barış çağrısı, sevgi çağrısı üzerine havalandırdığım bir nefes, sevgidendir, sevgiden, ikisini birlikte seslendireceğim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Dinliyoruz sayın seyirciler. Thank you.
can ey can. Ateşe yanmışa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Sevgi de iman buldum,
benim pervane oldum. Sevgidendir, sevgiden, 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 sevgidendir, sevgiden. Hocam sesinize, sazınıza sağlık. Gerçekten bu dünyayı sevgi ve barış kurtaracak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım sesimiz ulaşır gönüllere, kulaklara. Bu barış çağrılarımız. Evet, dünyayı barış kurtaracak. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sayın seyirciler, önümüzdeki hafta bir başka konukla beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bu haftalık Artı Eksiydi Londra'dan bu kadar. Yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeniden görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın.